أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Gökler ve yer dolusu hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak ona ibadet eder ve ancak ondan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ailesine, ashabına ve kıyamete kadar gelecek olan mümin erkek ve mümin kadınların üzerine olsun inşallah. Buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki kusurlarınız, günahlarınız, hatalarınız affedilsin. Yine buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki izzet, şeref ve takvanız artırılsın. İnşallah buradan evlerinize geri döndüğünüzde aile halkınızı sıhhat, huzur, hidayet bulmuş şekilde kavuşmayı Allah hem size hem de bana nasip etsin. Gecemiz mübarek, akıbetimiz hayır, cennetimiz firdevs olsun inşallah. Değerli kardeşlerim, Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet etmektedir ki, bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına açlıktan takati kesilmiş bir adam gelir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun muzdaripliğini, ihtiyaç sahibi oluşunu anlar ve hanımlarına bu adamın ihtiyacını, yiyecek ihtiyacını gidermeleri için haber gönderir. Biliyorsunuz değerli kardeşlerim, çeşitli rivayetler olsa da Allah Resulü'nün 9'a yakın hanımı bulunmaktadır. Yani 9 tane evi bulunmaktadır. 9 mutfağı bulunmaktadır. Ancak annelerimiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin talebine evimizde İçmek için sudan başka hiçbir şey yok diye cevap gönderirler. Subhanallah. Koskoca bir peygamberin, hani geçen hafta bahsetmiştik, onu sevenlerin sınırlarının açıldığı, onu seven yüreklerin sayılarının her geçen gün arttığı, zenginlerinin de bulunduğu, iktidar sahiplerinin de bulunduğu bir ümmetin peygamberi olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin evinin mutfağında bir kardeşine, bir mağdur olan insana yetecek kadar yiyecek yok kardeşlerim. İçecek sadece bir sudan ibaret mutfağın sahibi. Çünkü Allah azze ve celle onu davetle, emri bil maruf nehyanil münkerle, insanların hidayetine vesile olmak ve Allah yolunda cihad etmek ile memur kılmıştı. Üzerindeki bütün ihtiyaçlarını da Allah Azza ve Celle kendi Rezzak isminin altına sokmuştu. Sen dedi davet et, Allah yolunda cihad et, ben senin rızkına kefilim dedi alemlerin Rabbi olan Allah Azza ve Celle. Ancak buna rağmen Peygamber aleyhissalatu vesselama gelen hediyeler, buna rağmen cihat meydanlarında kazandıkları ganimetleri Peygamber aleyhisselam mutfağında, anbarında saklamak yerine ihtiyaç sahipleri kardeşlerine dağıttı. Kendisi ve hanımları yiyecek bir damla yemek bile bulamadılar. Bundan dolayı böyle bir cevap aldı Peygamber aleyhisselam. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme böyle cevap gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem artık bir mescitte mi oturuyordu? Bir sahrada mı oturuyordu, bir bahçede mi oturuyordu bilmiyorum. Dedi ki, bu kardeşinizi geceleyin misafir edecek olanınız kimdir dedi. Bakın bize bir ahlak öğretiyor, bir terbiye öğretiyor. Evet ben bu yükün altından şu an kalkamıyorum. Ben mağdur olan bir Müslümanın ihtiyacını gideremiyorum. Vallahi kardeşim ne halin varsa gör. Allah Azze ve Celle senin rızkına kefil değil mi? Çık yollara. Belki Allah Azze ve Celle seni doyuracak bir sebebi çıkartır diyebilirdi. Ama benim peygamberim başta bana sonra da sana bir terbiyeyi öğretti. Eğer senin avuçlarının arasına bırakılan mağdur,
ihtiyaç sahibi bir kardeşin varsa ve senin de buna gücün yetmiyorsa, o zaman onun ihtiyacını giderecek bir kardeşe yönlendir. Asla onu sahipsiz bırakma. Hele ümmeti Muhammed'i kucaklayanlar, ümmeti Muhammed'in derdiyle hemhal olanlar, ümmeti Muhammed'in dertlerini omuzlarını üzerine alanlar. Bir gün ümmeti Muhammed'in büyük bir ihtiyacı olursa, ben bu yükü kaldıracak güçte değilim deyip kenara çekilmek yerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, araştırın, mağduriyeti giderin, bu yükü kaldıracak bir kardeşinizin omuzları arasına bırakın. Bu terbiyeyi bize peygamber öğretti. Daha sonra o meclisin içerisinde Ensar'dan bir adam, bazı rivayetlerde kendisinin Ebu Talha olduğu söyleniliyor, Allah en iyi bilendir. O mescidin içerisinde, o meclisin içerisinde bulunan Medineli Ensar'dan bir adam dedi ki, ya Resulallah, bu zat-ı muhteremi, mağdur ihtiyaç sahibi adamı gece evinde misafir edecek olan benim dedi. Allahu Ekber. Biz olsak WhatsApp var ya, hemen bir fotoğraf atarız hanıma, deriz ki evde yemek var mı, müsait mi, getirelim mi, fırça yemenin kaygısını ve korkusunu yaşarız. Dedi ki, bu misafiri ben karşılayacağım, ihtiyacını ben gidereceğim. Adam aldı misafirini, Peygamber aleyhisselamın tabirinde ise emanetine aldı, evine geldi, hanımına dedi ki, bizde tabirinde ise mutfağımızda şu fakiri, şu ihtiyaç sahibini, şu mağdur adamı doyuracak kadar bir yiyecek var mıdır dedi. Hanımı ne dedi kardeşler? Dedi ki, vallahi evimizde, evimizin mutfağında, ocağında çocuklarımıza yetecek kadar dedi bir yiyecek var. Subhanallah. Çocuklarımıza yetecek kadar. Belki dünden yapmışlardı. Belki ablamız, annemiz, o güzide sahabe kadın, kocası gibi mert ve yürekli, gelen misafirine şaşırmayan, aa bana habersiz getirdin, beni şimdi el aleme rezil ettin, misafirime rezil ettin, ben ona daha güzel şeyler yapmayı da bilirdim demedi. Dedi, çocuklarımıza yetecek kadar bir yiyeceğimiz var, tercih senindir dedi. Ne dedi peki o adam? Onları dedi avut. Onlarla oyun mu oynuyorsun? Ellerine misket sıkıştırıp bahçeye mi gönderiyorsun? Onlarla beraber Medine mıntıkasını mı dolaşıyorsun? İnternete mi giriyorsunuz? Televizyon mu seyrediyorsunuz? Ne yapıyorsan yap ama onları avut. Eğer avunmazlarsa, açlıkları onlara galip gelirse, onlar anne biz de acıktık bu sofrada oturmak istiyoruz derse, onları da dedi uyut dedi. Subhanallah. Onları uyut. Baba, hepiniz burada birçok abim babadır. Evlatlarımız sofraya bizden önce oturuyorlar. Edeplendiremedik. Ben şahsım adına söylüyorum. Misafir gelmeden önce de tabaklar kaşıklanıyor. Edeplendiremedik. Bu bizden kaynaklanıyor. Baba dedi ki avut, avutmazlarsan, avunmazlarsa tabirine o zaman da uyut. Ve dedi ki sofrayı kurduktan sonra, misafir sofraya oturmadan önce ışıkları söndür dedi, mumu söndür. Neden? Çünkü dedi biz yiyecekmişiz gibi yapacağız. O dedi karnını doyuracak, utanmayacak dedi, çekinmeyecek. O kadar aç ki demek ki, o kadar mağdur ki, ya hanım sıkıntı yapma be kardeşim. Ben Peygamber aleyhisselamdan duydum, iki kişinin yemeği dört kişiye, dört kişinin yemeği sekiz kişiye yetermiş. Bana etin biraz daha kavlisinden, ona da kemiklerinden tarafından sıyır demedi. Dedi ışıkları söndür, sen açsan sen de avun, avunamıyorsan uyu. Ama bu akşam Allah Resulü'nün misafiri bu evden doyup bir şekilde gidecek. Nebi Aleyhisselam'ın bana emanet ettiği adama ben hıyanet etmeyeceğim. Sen doymayacaksın, çocuklar doymayacak. Ben de hiç doymayacağım. İki tane güzel tabak hazırla demedi. Biri boş, diğeri dolu olsun dedi. Allahu Ekber. Ve nitekim adam sofraya oturdu. Karnını bir güzel doyurdu. Sofradan tok bir şekilde kalktı. O salih ve saliha insanlarsa sabahı aç bir şekilde getirdiler. Allahu Ekber. Hiçbir şey yemediler, yiyemediler. Şimdi buraya kadar manzara güzel. Buraya kadar her şey yolunda. Şimdi dikkat edin kardeşlerim. Bu zat-ı muhterem Ebu Talha, yani ev sahibi olan kardeşimiz, abimiz, büyüğümüz,
Allah Resulü'nün emanetine sahip çıkmanın bir coşkusuyla, sevinciyle, mutluluğuyla Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelir. Kim bilir belki ona ya Resulallah gece biz böyle böyle yapmıştık. Gece hanımım şöyle şöyle yapmıştı. Çocuklarımız açlıktan ağlıyordu. Biz onları uyuttuk. Bunu anlatmanın mutluluğunu yaşayacağız. Sırada sana ne hacet Ebu Talha, göklerin ve yerin Rabbi, arşın sahibi, semanın tek hakimi, yerde bitenlerin ve bitmeyenlerin, her şeyin gerçek mutlak hakimi Allah, senin ortaya koyduğun değersiz, kıytırık, belki hanımının kabul etmeyeceği, sadece çocuklarının yiyebileceği lapa bir yemeğe kayıtsız kalmadı. Allah artık Cebrail'i mi indirdi? Allah Mikail'i mi indirdi? Allah İsrafil'i mi indirdi? Yoksa bilmediğimiz sema ehlinden bir meleği mi indirdi? Nebi sallallahu aleyhi ve selleme geceyi olduğu gibi anlattı. Gecenin karanlığını Peygamber aleyhisselamın mescidinde apaydınlık kıldı. Allahu Ekber. Sana hacet kalmadı artık. Senin bildirmene gerek yok. Riyaya belki düşmene hiç gerek yok. Düşmezsin ya, temiz kalpli adamsın. Ancak buna gerek kalmadı. Allah senin ortaya koyduğun değer belki insanların vermeyeceği. Bugün şu çocukların önüne koysalar ellerinin tersiyle iteceği. Bana layık gördüğün Yemen adı bu mudur diyeceği. Belki bugünün Müslümanlarının. Ama Allah Azze ve Celle, Subhanallah, gani olan Allah, rezzak olan Allah, zengin olan Allah, amid olan Allah, her şeyin en güzelini yaratan ve ikram eden Allah, ortaya koyduğun tabağın kıymetini ve değerini bildi, senin artık bunu izah etmene, tebliğ etmene gerek kalmadı. Bu mesele Allah tarafından halledildi. Ne oldu peki? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bu gece, misafirinize karşı davranışınızdan Allah Azze ve Celle dedi razı olmuştur. Subhanallah. Bu gece misafirinizin önüne koyduğunuz yemekten, bakın yemekten, misafirinize göstermiş olduğunuz hürmetten, hayadan, edepten ve ahlaktan Allah Azze ve Celle razı olmuştur. Yemeğe koymak bir edeptir ancak o yemeğe ikram etmek de bir edeptir. Misafirin gücenmemesi için bazı tedbirlerin alınması da bu edebin sınırları içerisine girmektedir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Allah azze ve celle sizin bu halinizden razı olmuştur. Bu hadis muttefakun aleyh, Buhari Müslim hadisidir. Kardeşlerim, insanlık tarihinin yüz aklarını görmek isteyenler varsa gidecekleri tek adres Allah Resulü'nün ashabıdır. Bu insanlar semayı süsleyen yıldızlar gibidirler. Kim yücelmek ve yükselmek istiyorsa bunlardan bir tanesine tutunması kafidir inşallah. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesiyle beraber yaşamış olduğu bu güzel hatıradan dersler, hikmetler çıkarmayı şimdi bir kenara koyacağız. Bu hadisi ve olayı işiten, bu hadisi ve olaya şahitlik yapan, gören, bu olayı ezberleyen ümmeti Muhammed, ashabın ahlakını görsün diye nesillere aktaran Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın şu kainata bırakmış olduğu hoş bir hatırayı inşallah nakledeceğim ve programı bunun üzerinden sürdüreceğim. Allah Azze ve Celle bizleri utandırmasın ve mahcup etmesin. Kardeşlerim, bazı müminler, bazı Müslümanlar vardır ki çok kısa ömürlerinin içerisine çok büyük ameller sığdırmışlardır. Kısa ömürleriyle ahirete çok kar, çok büyük karlarla intikal etmişlerdir elhamdülillah. Ebu Hureyre radıyallahu an bunlardan bir tanesidir. İslam ile çok geç müşerref olmuştur. Ancak amel defterine çok faydalı hayırlar, iyilikler ve güzellikler yazdırmıştır. İşte bu seçkin sahabenin dünyada faydalandığı, ahirette de faydalanmaya devam edeceği en önemli hayırlardan bir tanesi de pir-i fani olan, tabir yerindeyse bir ayağı çukurda olan annesinin hidayeti için çırpındığı anlar ve Allah Azze ve Celle'nin de onu bu konuda muvaffak
kılmasıdır kardeşlerim. İlim aşığı bir sahabe, bu sahabenin annesinin hidayeti için çırpınışını gelin istersen bizim gibi günahkar bir kula değil de kendisi gibi salih bir evlada bırakalım. Kendisi der ki annem müşrik bir kadındı. Allah'a ortak koşan, putlara tapan, İslam'ı kabul etmemiş olan bir kadındı. Ve ben onu sürekli İslam'a davet ederdim. Yine bir gün kendisini İslam'a davet ettiğim bir sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında hiç hoş olmayan sözler söyledi. Subhanallah. Subhanallah. Bir evladın, mümin bir evladın, ister erkek ister bayan olsun hiç fark etmez. Bir mümin evladın en zor imtihanlarından bir tanesi de Allah'a, Resulüne, Allah'ın dinine, mümin erkek ve mümin kadınlara savaş açmış, onları düşman bellemiş olan ebeveynlere sahip olmaktır. Vallahi bu çok zor bir imtihandır. Bunu belki burada mecliste yaşayan birçok genç kardeşim görmüştür. Veya görenlere şahitlik yapmışlardır. Sakal bırakırsınız, sakalınızla ebeveynleriniz alay ederler. Namaz kılarsınız, ebeveynleriniz tarafından dalga geçilirsiniz. Hele liseye kadar doktor olmanın hayaliyle yanan bir bacımı düşünün. Derdi doktor olmaktır. İstanbul'da veya Marmara Üniversitesi'nde tıp fakültesini bitirmektir. Hiç hayatında duymadığı, hiç hayatında görmediği, peygamber hanımlarını takip eden, onların izleri üzere yürüyen, saliha kadınlara tanıştığı günün sabahı artık hayatı değişmiştir. Hicaba girindiğini ve bundan dolayı belki okul hayatının bittiğini düşünelim. Bakın onun imtihanı okulda değil, iş yerinde değil, sokakta değil. Nerededir biliyor musunuz kardeşlerim? Evinin içerisindedir. 28 Şubat sürecini buradaki abilerim görmüşlerdir. En fazla mağdur olanlarımız Müslüman kardeşlerimiz olarak kız kardeşlerimiz olmuştur. En fazla mağdur olanlar. Neden? Üniversiteye giremediğinden dolayı değil. Batsın onların üniversitelere. Yerin dibine kadar girsin. Hiçbir hayrını görmedi ki doğru dizgin. Neyi yetiştirmenin hedefinde oldular ki? Hangi kafataslarını yetiştirmeye çalıştılar? İslam yeryüzüne hakim olsun diye enstitüler mi kuruldu? Yok. Daha çok komünizm hakim olsun, sosyalizm hakim olsun, faşizm hakim olsun, sağ sol kavgaları meydana gelsin, bir gençlik eriyip gitsin, önce üniversitelerde bu başlasın, sonra toplumun her tarafına doğru yayılsın. O yüzden o bayanın ağır imtihanı okulunda olmadı. Kapandığı günün sabahında, okulunun kapısından kovulduğunda kendisini bekleyecek anne ve babasının hışmı onun en büyük imtihanı oldu. Yaşamadılar mı? Yaşadılar. Bu ablalarımız bu muzdariplikten kurtulmak için evlenmek zorunda kaldılar. Kimisi nadir de olsa hayırlı insanlarla karşı karşıya kaldılar. Kimisi de şerli insanlarla evlenmek zorunda bırakıldılar. Vallahi kendi kulaklarımla duydum. Görmedim. Allah'ın selamı onun üzerine olsun. Allah ona rahmet etsin. Eğer bana anlatılan hal üzere yaşıyorsa vallahul azim cennete onu görmek isterim. Vallahi yeryüzünde halen hidayet üzere yaşıyorsa Allah'ın bütün lütfu ve keremi onun üzerine olsun. Onu sahiplenenlerin üzerine olsun. Anlattılar. Dediler ki İstanbul Üniversitesi'nde bir bayan, annesi ateist, babası ateist, kendisi de ateist. Ateist bir ailenin içerisinden yetişmiş, ateist bir genç bayan. İstanbul Üniversitesi'nde okuduğu sırada Müslüman bir bayanlarla tanışıyor. Ve hidayet süreci başlıyor. Hidayet süreci başlıyor. Tesettüre bürünüyor, namaz kılmaya başlıyor. Peki ne zaman? Ne zamana kadar? Anne ve babasının sert pençeleriyle karşılaşana kadar. Evine giriyor, namazda secdedeyken babası tekme tokat kendisini dövüyor. Tam sokağa çıkacak, hicabını giyecek, bir bakıyor ki dolabında hicabı yok. Paramparça edilmiş bir şekilde çöp kutusuna atılmış. Şimdi sana soruyorum be aziz dostum. Bu kadının imtihanı çok basit bir imtihan mıdır? Peygamberlerin başından geçen imtihandır. İbrahim Aleyhisselam'ın müptela kılındığı bir imtihandır. Vallahi kolay değildir. Ondan dolayı da davet kitaplarında şöyle bir bahis açılmıştır. Denmiştir ki evin damından akan bir damla su
dışarıda yağan sağanak yağmurdan daha şiddetlidir, daha kötüdür. Vallahi yer, şu yer küre içerisinde şu an taş yağsa, eğer biz şu an emniyet içerisindeysek en fazla camlarımıza isabet eder, camlarımızı kırarlar. Bize zarar veremez o taşlar. Ama dışarı düşünsenize, dışarıda yağmur yağarken bir taraftan da şu mescidin içerisinde Nuri kardeşimin üstüne bir su damlıyor. Bir su damlası. Tık tık. Bütün hevesini götürür. Herkesin dikkatini dağıtır. O yüzden evin içindeki imtihan zordur. Anne ve babayla imtihan zordur. Kardeşlerle imtihan zordur. Evlatla imtihan zordur. Bu bacımız da bu zorluğu yaşarken annesi ve babası onu en son kapıya koyuyor. Madem ki diyor sen bizim inkar ettiğimiz bir Allah'a iman ediyorsun. Madem ki sen inkar ettiğimiz bir dine teslim olmuşsun. O zaman artık bizle yaşayacak bir vaktin kalmamıştır. Sokağa bırakıyorlar kendisine. Sonuç güzel bir hayırlı evlilik yapıyor. Ve Allah Azze ve Celle onu inşallah hidayet üzere yaşatıyordur. Ben şimdi tanımam bilmem. Allah Azze ve Celle ona rahmet etsin. Onun gibilere rahmet etsin. Vallahi çok zordur aziz dostum, zordur. Ebu Hureyre annesi dikkat edin. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sövüyor. Hoş olmayan sözler söylüyor. O ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sen ve ben kimiz ki? O ki bu dinin temsilcisidir. O din ona gönderilmiştir. Sen ve ben kimiz ki? Ebu Hureyre Resulullah Aleyhisselam'a hakaret edildiğini duyunca annesi tarafından ağlayarak Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Ağlayarak. Diyor ki ya Resulallah ben diyor annemi sürekli diyor İslam'a davet ediyorum. İslam'ı anlatıyorum, tebliğ ediyorum. Ama o her seferinde reddediyor, kabul etmiyor. Ve bugün de seninle ilgili hiç hoş olmayan sözleri sarf etti. Ya Resulallah, Allah'a dua et, Ebu Hureyre'nin annesi hidayet bulsun. Şimdi Allah için sana soruyorum kardeşim. Ne olur susma İsa abi. Biri sana düşmanlık yapacak. Biri sana hasım kesilecek. Biri senin bulunmadığın meclislerde veya senin bulunduğun yerlerde sana sövecek. Ya Allah için sonra gelecek bir tanesi diyecek ki İsa abi be, şuna kefil ol. Kime kefil ol? Allah'a kefil olacaksın bak ha. Allah'ım diyeceksin, bu kuluna hidayet ver. Aracı olacaksın tabir yerindeyse. Onun hidayeti için Allah'a yalvaracaksın. Ama bu kadın Allah'a sövüyor. Allah'a ortaklar isnat ediyor. Putlara tapıyor. Muhammed Aleyhisselam'a sövüyor. Eliniz kalkabilir mi aziziniz? Vallahi zorlanırız. Benim şahsıma birileri hakaret etse ve dese ki ya kardeşim bunun hidayeti için dua et. En fazla yapacağım ağzımı biraz yamultarak Allah ıslah etsin. O duada inan Hasan abi benim başımın üstünden yukarı çıkmaz. Ağzımı yamultarak Allah Allah ne hal üzere yarattıysa o hal üzere gitsin deriz. Allah onu bildiği gibi yapsın deriz. Bunun ötesine gidemezsin ama benim peygamberim, merhamet sahibi peygamberim, Ebu Hureyre'nin hatrını kırmıyor. Bakın Allah Azze ve Celle'ye yöneliyor ve diyor ki Allah'ım Ebu Hureyre'nin annesine hidayet et. Ağız bükmek yok. Ya Ebu Hureyre sen de şimdi canımızı sıktın ha. Yok. İçten samimi bir şekilde göreceğiz samimiyetinin ölçüsü ne oldu? Göstergesi ne oldu? Alameti ne oldu aziz dostlarım? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bakın kardeşlerim. Tıpkı kendisinden önceki kardeşleri gibi dayak yedi. Üstü başı kanlar içerisinde oldu. Üzerleri paramparça edildi. Var mı sana soruyorum akın kardeşim. Metroda yürürken vay sakallıya bak be. Aynı sihirbaza benziyor. Bir tane İtalyan bana öyle dedi. Denizli'de üniversitede öğrenciyken adamın biri bana bağırıyor. Ama nasıl bağırıyor? Ben de dedim herhalde hoşuna gittim. Sevdi beni, sakallıyım. Acaba iman mı etmek istiyor diye adama koştum. Adamın birine dedim ki ya bu bana ne diyor? Abi diyor sana diyor ki sihirbaz diyor. Hokkabaz diyor bana. Ulan dedim nasıl bana hokkabaz der, sihirbaz der? Bir şey yapmadım tabii ki. E şimdi sana soruyorum Allah için. Metrodayken, yürüdüğün yolda, çalıştığın yerde, yakana yapışıp da gömlenin düğmelerini kopartan bir adam var mı? Yok. Olsa ne olur? Sonu hastanelik olur. Ama benim peygamberimin kardeşleri, benim peygamberimin yürüdüğü risalet yolundan önceden geçenler, kanlar içerisinde Allah'ım kavmim bilmiyor ne olur onları affet diye yalvarıyor. İçten ama samimi. Allah'ım onlara ne biliyorsan yap. Bana vurduklarının bin katını onlara vur. Bana nasıl davrandılarsa meleklerine emret onlar da onları öyle yapsın. Vallahi demiyorlar Müslümanlar.
demiyorlar. Ta ki artık bittikleri hale kadar. Bittim dediler, Allah dedi ki yettim. Nuh aleyhisselam gibi. 950 sene mücadele ettiler arkadaşlar. 950 sene, 30 yıl dayanamıyoruz. 30 yıl. Kendi içimizden çıkan kardeşlerimizin sözleri mızrak gibi kalbimize saplanıyor. Kendi dışındaki insanların sözleri hançer gibi sırtımıza saplanıyor. Yaptığımız şey ikinci hafta, abi yok be, bu insanlar vallahi vefasız, benciller, bunlara arkanı döneceksin, artık bunlara ilgi ve alakanı keseceksin sözü burada oturan adama aittir, bunu dinleyen sana aittir. Yapmıyor muyuz aziz dostum? Allah için soruyorum. 950 sene boyunca Nuh aleyhisselam mücadele etti. 30 yıl dayanamıyoruz. 30 yıl sabredemiyoruz. Ya dediler Nuh, yaptığın şu gemi tabir yerindeyse sanat harikası. Bu yaşadığımız coğrafyada böyle bir eser asla vücuda getirilmemiştir. Peki Nuh, parantez açıyorum. Sen eskiden en akıllımızdın. Şu an görüyoruz sefihler, akılsızlar senin yanında dura dura. Sen de bazı melekelerini kaybetmişsin. Ona böyle hakaretleri diziyorlar. Ey Nuh diyorlar, bu gemiyi nerede yüzdüreceksin? Nuh aleyhisselam yapmaya devam ediyor. Yapmaya devam ediyor. Ancak her şeyin bir sabrı vardır. Nuh aleyhisselam dedi ki artık bittim Allah'ım. Benim yapacağım hiçbir şey kalmadı. Ben bittim dedi. Allah da dedi yettim. Göğün sularını açtı, yerin sularını kaynattı. Bir insanlığı tabir yerindeyse oluşacak bir insanlığı Allah Azze ve Celle helak etti. Ama bakın 950 sene sabretti. Kendisinden sonrakiler belki binlerce yıl sabrettiler, bilemiyoruz. İşte Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de kendisini söven, hakaret eden, kendi dinine yüz çeviren bir Piri Faniye diyor ki Allah'ım diyor Ebu Hureyre'nin annesine hidayet ver. Peki ne oluyor sonra? Bu sefer Ebu Hureyre tabir yerindeyse bir beraat aldı annesi için. Tabir yerindeyse sigortaladı annesini. Allah Resulü'nden ayrıldı sevinerek. Evine geldiği sırada bir baktım ki diyor kapı diyor kilitlenmiş. Kapıyı kilitlemiş diyor annem. İçeriden de diyor su sesleri geliyor. Şimdi burada bir parantez açacağım. Ne olur buraya dikkatinizi çekeceğim. İçeriden diyor su sesleri geliyor. Şimdi ne olur dikkat edin. Annem diyor yıkandı. Sonra diyor elbiselerini giydi. Şimdi bakın aceleden oğlunu memnun etmek istiyor. Oğlunu razı etmek istiyor. Ağlatarak peygamberin yanına gönderdi. Şimdi gülerek onu karşılamak istiyor. Tekrar onu gülerek Allah Resulü'ne göndermek istiyor. Başındaki yazmayı koymadan kapıyı açtı. Dedi ki ya Ebu Hureyre eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü. Ey Ebu Hureyre dedi şehadet ederim ki Allah'tan başka dedi ilah yoktur. Şehadet ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisidir, Allah'ın kuludur dedi. Subhanallah. Şimdi duanın tecellisine mi şaşıralım? Bu bir kenara dursun. Ancak dikkat edin aziz dostum, bir şeyi ne olur kaçırmayalım. Yoksa Ebu Hureyre'nin annesine sürekli İslam'ı anlata, 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 annesinin kafasında öyle şeyler doldurmuş ki, bakın dikkat edin, teyemmüm alacağını ya da gusül alacağını, yıkanacağını, tertemiz elbiseler giyeceğini ve ilk sözünün de eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu olması gerektiğini. Ve kadın nereden biliyorsun sen? Demek ki seni oğlun çok yormuş elhamdülillah. Seni oğlun çok yormuş tatlı diliyle, nazik hareketleriyle, hürmetkar davranışlarıyla seni çok yormuş çok. Buna haber alan Ebu Hureyre radıyallahu anh. Bu sefer ağlayarak Peygamber aleyhisselama gelir. Önce üzülerek gitti, şimdi sevincinden ağlıyor. Dedi ki müjdeler olsun ya Resulallah, müjdeler olsun. Müjdeler olsun diyor, Allah Ebu Hureyre'nin annesine hidayet etti, senin dedi duanı kabul etti. Allahu Ekber. Sonra dedi ki ya Resulallah senden bir şey daha istiyorum. O da ne? O da dedi ki Ebu Hureyre'yi yani beni ve dedi annesini dedi bütün müminler sevsinler. Bütün müminler sevsinler. Tanıyanlar sevsin, tanımayanlar sevsin, duyanlar sevsin, duymayanlar sevsin. Kalplerinde haset olanlar hariç.
kalplerinde hıyanet olanlar hariç, oryantalizmin gölgesi altında yaşayanlar hariç, batı ilimleriyle beslenip de Ebu Hureyre'ye olmadık hakaretleri yapan hastalıklı kalpler hariç, onlar zaten hiç sevmesinler. Sevmesinler, yazık ederler Ebu Hureyre'ye. Dedi ki, hem beni hem de annemi ümmet sevsin, Müslümanlar sevsin, biz de ümmeti Muhammed'i sevelim, müminleri severim dedi. İkinci bir duada yaptı elhamdülillah Resulullah Aleyhisselam. Dedi ki Allah'ım bu kulunu ve bunun annesini müminlere sevdir. Müminleri de bu kadına, bu çocuğa sevdir dedi. Bakın bir gün tabiinden biri anlatıyor. Diyor ki Ebu Hureyre'ye diyor şahit oldum diyor. Bir mescitte oturduğu sırada şöyle dua ediyor. Allah'ım diyor beni ve annemi sevenleri bağışla diye dua ediyor. Bakın dikkat edin. Beni ve annemi sevenleri bağışla. Onlara istiğfar et. Tabiinden alim diyor ki ben diyor onu işittikten sonra ben sürekli hep şunu söylemeye başladım. Dedim ki ben hem Ebu Hureyre'yi hem de annesini dedi çok seviyorum dedi. Sırf bu duaya mazhar olmak için. Biz de diyoruz ki ben de sizin adınıza söylüyorum ha. Diyorum ki ben Ebu Hureyre'yi, siz Ebu Hureyre'yi, annesini çok seviyoruz. İnşallah onun duasının gölgesi altına, çardağın altına bizler de gireriz. Ebu Hureyre'nin düşmanları da kıyamet gününde çatlayacaklardır. Bu hadiseyle karşılaşacaklardır. Şimdi kardeşlerim, Ebu Hureyre, bugün aslında konumuz ishardı, isar. Ama bugün o konuyu işlemeyeceğiz. Bugün Ebu Hureyre ve annesi üzerinden gideceğiz inşallah. Unuttuğumuz bir takım hakikatleri birbirimize hatırlatacağız. Ben başta kendi nefsimi hatırlatacağım. Sen de kendi düşen payını al. Olay ne peki? İsa'yı şimdi bir kenara bırakacağız, onu haftaya işleyeceğiz. Olay şu. Ebu Hureyre kendisinin ifadesiyle fakir bir adamdı. Yetim olarak büyümüştü. Resulullah döneminde açlık, susuzluk, çıplaklık Ebu Hureyre'nin değişmez bir hali olmuştu. Hatırlayın ne olur? Mescid-i Nebevi'de namaza dururdu, açlıktan yere düşürdü. Subhanallah. Hiç yaşadık mı abi böyle bir şey? Ben yaşamadım ha. Ben yaşamadım. Namaza duracaksınız, açlıktan ve susuzluktan ayaklarınızın bağı çözülecek, namazın ortasında yere düşeceksiniz. Ve cemaat bakacak, aa adama bak delirmiş, herhalde bu mecnun olmuş, sara nöbeti geçiriyor. Ya buna cin ve şeytan musallat oldu, dayanamadı bak, namaz ağır geldi, biz böyle tevillerde bulunuruz. Halbuki adama açlık yere mıkladı, susuzluktan dolayı namazda yere düştü. Hatırlayın ne olur kendisi demiyor muydu? Mescid-i Nebevi'de cemaat dağıldığı sırada Ebu Hureyre bir kenara geçiyor, tam böyle sahabenin geçtiği, Hazreti Ebu Bekir geçiyor. Esselamu aleyküm diyor. Sana da bir soru sorabilir miyim? Halbuki sorduğu sorunun cevabını Ebu Hureyre zaten biliyor. Sadece anlasın ki Ebu Hureyre aç, susuz, mağdur, muhtaç. Alayım elinden tutayım, evine götüreyim de bir kuru ekmek, biraz da su içireyim, karnı doysun. Bundan dolayı selam veriyor. Ebu Bekir anlamıyor. Radıyallahu anh. Ömer bin Hattab'a, hikmet sahibi adama. Ona karşılaşıyor, selam veriyor. Bir soru sorabilir miyim diyor. Cevabını da kendisi biliyor. Yeter ki Hazreti Ömer götürsün, sadece Resulullah fark ediyor. Allah'a göre. Alıyor onu eve götürüyor. Velhasılı kelam. Böyle bir adam, bakın dikkat edin Müslümanlar. Bu kadar zor şartlar altında pir-i fani, babasını kaybetmiş. Baba yok. Annesi ona babalık ve annelik yapmış. Yeri geldi önünde durmuş, yeri geldi arkasında durmuş, sağında solunda, müşrik olması, Hristiyan olması, Yahudi olması, belki de ateist olması fark etmez. Annenin fıtratına o merhamet konulmuştur. Evladını ateşe gittiğini gördüğünde önce kendisini atar. Fıtratını kaybeden kadınlar hariç onu konuşmuyoruz. Ne olur hatırla kardeşim Allah rızası için. Allah Resulü bir sefer esnasında Hazreti Ömer radıyallahu anh ile beraber oturuyordu. Bir kadın delirmiş, affedersiniz, bir bebeği tutuyor, göğsüne basıyor. Olmuyor, yere koyuyor. İkinci bebeği alıyor, göğsüne koyuyor. Resulullah aleyhisselam Ömer bin Hattab'a dönüyor. Ya Ömer diyor, bu kadın ne yapıyor diyor. Ne yapıyor diyor sence? Savaşın acısından dolayı kafayı mı yemiş? Değil aziz dostum, değil. Diyorlar ki ya Resulallah kaybettiği bebeğini arıyor. Kaybettiği bebeğini arıyor. Cenk meydanında, savaş sırasında yavrusunu kaybetmiş, onu arıyor.
Peki size sorarım diyor. Bu kadın yavrusunun diyor ateşe atılmasına müsaade eder mi? Yani onun evladını alsanız, ateşin için alsanız ne olur? Vallahi kadını diri diri siz yakmışsınızdır. O kadın 10 kere yanmıştır. O yüzden kadının müşrik de olsa fıtratında ne vardır? Merhamet vardır. Şimdi bir Ebu Hureyre düşünün. Bu kadar zor anlarda kim var yanında abi? Annesi var. Şimdi diyeceğiz ki annesini bundan dolayı seviyor. Zordu ya yanındaydı. Açtı annesi verdi. Yemedi ona yedirdi, içmedi ona içirdi. Elbisesini dahi ona verdi. Ama şimdi bakın tabiinden bir nakil gelecek. Makam sevdalısı mevki gördüğünde tabir yerindeyse ne oldum budalası haline gelen bir ümmetin gençliğine Ebu Hureyre'nin şimdi göstereceği tavır gerçekten hediye olsun. Ne? Bakın diyorlar ki Ebu Hureyre Resulullah'ın vefatından sonra tabi. Hazreti Ali de vefat etmiş. Emeviler devrinde Medine valisi. Doğru mu Mustafa Hocam? Hoş geldin bu arada. Medine valisi. Medine'de valilik yapıyor. İdare ona ait Medine'de. Yetmiyor. Emevi halifesi Mervan eğer şehir dışına çıkarsa tabirindeyse, ülkeyi terk ederse ne derseniz buna deyin. Yerine vekil olarak da Ebu Hureyre'yi atıyor. Subhanallah. Böyle kallavi bir konuma geldi. Önemli bir statüye sahip oldu. Dün açlıktan dolayı, susuzluktan dolayı mescitte bayılan adam. Şimdi bakın bu tabiin diyor ki Emevi halifesi Mervan Medine dışına çıktığında yerine Ebu Hureyre'yi vekil olarak tayin ederdi. Ebu Hureyre de Medine yakınlarında Zulhuleyfe denilen bir mıntıkada annesiyle beraber yaşıyor. Bir odada annesi kalıyor, bir odada Ebu Hureyre kalıyor. Şimdi ne olur? Özellikle genç kardeşlerime sesleniyorum. Genç kardeşlerime. Diyor ki bu tabiin, Ebu Hureyre diyor evden çıkacağı zaman işine gidecek. Valilik konağına gidecek. Tabii valilik konağı dediğinde bizim şimdikiler gibi 5 yıldızlı otel değil ha Müslümanlar. Yerde oturuyorlar. Yer toprak. Bir tane zaten yürümekten aciz katırın üstüne biniyorlar. Kapıda görevli soruyorsan öyle bir şey yok. Kalem müdürü dersen öyle bir şey hiç yoktur ha. Böyle valiler. Şimdiki gibi arkasından 5 tane eskortla gezmiyorlar. Velhasıl kelam evden çıkacağı bir sırada bakın diyor ki ey diyor anneciğim diyor. Annesinin kapısının önüne geliyor. Çadırının önüne geliyor. Bilmem nereye geliyor ama diyor ki ey anneciğim diyor Allah'ın selamı, bereketi ve rahmeti diyor senin diyor üzerine olsun. Subhanallah. Evden çıkarken ey anneciğim. Şimdi ben sana soruyorum be kardeşim sen hiç annene ey anneciğim dedin mi? Ey anneciğim. Ana. Anne. İfadeleri sana ve bana ait aziz dostlarım. Ey anneciğim diyor vali. Mervan gittikten sonra halife. Ey anneciğim Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti senin üzerine olsun diye dua ediyor. Ne olur gençler evden işe giderken, evden okula giderken, evden İslami çalışmaların içerisine giderken nereye gidiyorsanız gidin. Eğer bir anneye sahipseniz, bir babaya sahipseniz bu iki güzide insan sizin evinizdeyse, yakınınızdaysa kapılarından geçerken ey anneciğim ve babacığım Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu deyin. O da size şöyle karşılık versin. Ebu Hureyre'nin annesi de diyor ki ey diyor sevgili yavrum diyor. Şimdi burada babalara sesleniyorum. Hiç evladına ah yavrucuğum canım benim. Yok şımarırlar bizim örfümüze göre terstir. Ya nasıl bir örfse ben bilmiyorum yanlış anlaşılmasın bu da. Sonra dersten sonra bana anlatırsınız. Nasıl bir örfse yahu bir adam yani ben bir baba olarak benim babamın yanında evladımı öpemiyorum. Hasan abi doğru mu? İstiyorsan öp. Yumuşak bir adam oluyorsun. Kılıbık bir adam oluyorsun. Örflerin zıttına hareket etmiş bir adam oluyorsun. Ya kardeşim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Konuyu çok dağıtmak istemiyorum. Ama maksat sohbet yapmak ya. Bakın dinleyin aziz dostlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir mecliste istişare yapıyor. Önemli bir istişare var. Daha doğrusu İman etmek isteyen Hristiyan bir heyet peygamberle istişare yapmak istiyorlar. Resulullah ne yapıyor? Kapının önüne nöbetçiler koyuyor. Kimse diyor buraya girmesin. Kimse gelmesin.
İki kişi geliyor. Hasan ve Hüseyin. Allah ikisinden de razı olsun. Kapıyı zorluyor çocuklar. Çocuk anlar mı laftan? Ne nöbetçi dinler, ne asker, ne polis. Kapıyı zorluyorlar. Tabii kapıda kargaşa var. Görevi alan Müslüman da görevini en iyi şekilde ifa etmek istiyor. Çocuklar almıyor. Allah Resulü fark ediyor. Seslerden etkileniyor, fark ediyor. Kalkıyor diyor. Ne oldu diyor. Diyorlar ki ya Resulallah, torunların diyor Hasan ve diyor Hüseyin geldi diyor. Alın diyor içeri. Gelsinler diyor içeri. Nereye gelecek? Hristiyan bir heyet gelmiş. Artık kimlerdir Allah daha iyi bilir. Bir heyet gelmiş peygambere. Allah Resulü aleyhisselam tebliğ edecek. Onlar soracak. Peygamber cevap verecek. Allah Resulü diyor ki alın diyor. Orada bulunanlardan bir tanesi diyor ki mecliste çocuk diyor bir boynuna çıkıyor diyor Resulullah'ın bir kucağına geliyor. Ben böyle bir hadiseyi peygamberden görmedim. Sen hangi örften gördün ben bunu bilmiyorum. Hatırlayın ne olur Allah rızası için. Ömer bin Hattab radıyallahu anh yanında bir memur kardeşiyle beraber oturuyor. Hazreti Ömer o zaman İslam halifesi. Kardeşiyle beraber oturuyor. Hazreti Ömer'in kucağına çocuk oturuyor. Hazreti Ömer şapır şupur öpmeye başlıyor. Memur diyor ki ey halife diyor, müminlerin emiri, sen diyor çocuklara diyor böyle öper misin? Tabii diyor öperim diyor. Vallahi diyor benim diyor bu kadar çocuğum var diyor. Ben daha diyor hiçbirini diyor böyle öpmedim. Öyle mi diyor? Vay diyor, vay diyor. Hemen diyor azlini getir diyor. Hemen istifa et, bir dilekçeni yaz. Hemen ivedilikle seni görevden alıyorum. Kendi çocuklarına merhamet etmeyen, öpmeyen, koklamayan, oynamayan, onları sevmeyen, onlarla oyalanmayan ümmetin çocuklarına bakmaz. Bakmaz. Sokakta bakar. Fotoğraf çekmek için bakar. Aman ha kallavi bir fotoğraf çek, Facebook'a koyacağız. Oy potansiyeli elde edelim diyenler bunu yapar. Ama arkasını döndü mü elbisesini de şöyle siler. Geç bunları. Kendi çocuğuna merhamet etmeyen adam ümmetin çocuklarına merhamet etmez der. Adamı görevden alır koskoca halife. Şimdi bakın o yüzden anne ve babalar, sizler, bizler, Nafi abi hepimiz. Evlatlarımız bize nezaketle davranmasa da biz ey yavrucuğum Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti senin üzerine olsun diyeceğiz. İster erkek ister kız. Hatırlayın ne olur? Sahabenin erkek evladı geliyor. Aha bu dizine oturtuyor. Gel diyor. Senin yerin diyor paşa koltuğudur. Buraya oturacaksın. Kız çocuğu geliyor. Nereye oturtuyor? Önüne oturtuyor. Dizine oturtmuyor. Nebi Aleyhisselam fark ediyor. Sen Allah Resulü'nün yanında böyle bir şey yapabilir misin ya? Diyor sen diyor niye böyle yaptın diyor. Keşke diyor onu da diyor diğer dizine otursaydın diyor. Subhanallah. Ya dokunmayak abicim dokunmayalım. Şımarır kız çocuğudur sonra sokak. Yok abicim şımartma. Şımartacaksın der. Çocuğunu şımartacaksın. Şımartsın sevgiyi senden görsün. Merhameti senden görsün. Bakın her zaman hatırlatıyorum. Şu sokakların içerisine ha otogara inin Allah rızası için. Televizyonlara çıktı şimdi meşhur oldular. Otogarın altına girin. 14-20 yaşları arasında bonzai içen, esrar içen, tecavüz eden, gasp eden, hırsızlık yapan çocuklar vallahi bu mescidin, bu meclisin senin veya benim ya akrabamızdır, ya çocuğumuzdur, ya komşumuzdur, bizim içimizdendir. Yalan mı kardeşim Allah rızası için söyle. Ama baba dedi ki aman okşamayalım şımarmasın çünkü sabahında harçlık ister. Aman kız çocuğudur şimdi başımızı alırız bir daha da inmez dedik. Çocuklarımız şimdi sokaklardaki hallerini görüyoruz Müslümanlar. Uyduruktan adamlar Facebook sayfalarında, Twitter sayfalarında, WhatsApp'larda ona öyle güzel sözler, öyle gülücükler atmaktadır ki maalesef kızımız da erkeğimiz de onların bu hallerine tav olmuşlardır, av olmuşlardır. Allah Azze ve Celle en kısa zamanda kurtarsın. Şimdi annesi de böyle karşılık verdi ya. Ebu Hureyre ne diyor? Ebu Hureyre diyor ki radıyallahu anh, ey diyor anneciğim diyor. Ey anneciğim. Beni diyor küçükken büyüttüğünden dolayı ben küçüktüm. Tabir yerindeyse dudaklarımın arasından girecek olan yemeği benim halime göre düşünüyordun. Sıcaklığını, soğukluğunu, tuzunu, acısını, her şeyini benim mekanizmamı düşünerek yapıyordun.
Beni öyle bir halden aldın ki tabir yerindeyse yavru bir kedi hükmündeydim. Beni adam haline getirdin. Yürüyen, koşan, döven, dövülen, savaş eden, yaralayan, yaralatan, ölen ne derseniz deyin. Öyle bir adam haline getirdin. Allah da dedi sana dedi merhamet etsin. Elhamdülillah. Allah dedi sana merhamet etsin. Çocuğun duasına bakın Müslümanlar. Ey Abdullah. Çocuğun duasına bak. Subhanallah. Ama anneye bakın şimdi. Annedeki nezakete bakın. Evladından gördüğü hürmete bakın nasıl mukabelede bulunuyor. Ey diyor evladım. Yaşlı günlerimde bana iyi davrandığından dolayı da Allah sana merhamet etsin. Uykun mu geldi? Yaşlandığımdan halen kemiklerim erimeye başladı. Zihin erimeye başlıyor. Akıllı melekelerimi yavaş yavaş kaybediyorum. Bazı şeyleri unutuyorum. Bazen ocağı kapatmayı unutuyorum. Bazen kapıyı kilitlemeyi unutuyorum. Seni telefonla aramayı unuttum. Ne dersen de sen şimdi bana halen sahip çıkıyorsun ya. Beni tabiri yerindeyse ilk günkü gibi seviyorsun ya. Allah da dedi sana merhamet etsin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Diyor ki tabi'in eve gelirken de aynı hadiseler yaşanıyor. Müslümanlar, Ebu Hureyre Medine valisi. Halifenin tayin ettiği vekil bir adam. Şimdi bizler ergenliği yakaladıktan sonra ne oldum budalası oluyoruz ben kendimi kastediyorum. Ne olur bana kızmayın. Kendimizi bir şey zannetmeye başlıyoruz. Yaşımız büyüdükçe ahlakımız küçülmeye başlıyor. Boyumuz uzadıkça bakıyoruz ki anne ve babamıza olan merhamet o derece kısalıyor kardeşler. Bu biziz ha Müslümanlar. Biziz. Yani sokakta, çarşıda, pazarda dillerimiz böyle artık pörsüyor insanlara. Tabir yerindeyse yağmacılık, ne diyorsunuz ama yalakalcılık diyelim biz buna amiyane bir ifadesiyle. Birbirimize tabir yerindeyse iltifatlar ede ede dillerimiz pörsüdü. Ama iş anne babaya geldiği zaman lal kesiriliyoruz. Lal, lal. Dilsiz oluyoruz. Subhanallah. Halbuki bir evladın annesinden ve babasından alacağı dua servet hükmündedir Müslümanlar. Şimdi ne olur Allah rızası için düşünün. Bugün yok falanca bir adam varmış. Falanca memlekette. He, abi dua ettiğinde duası kabul oluyormuş. Şahit olmadık ama öyle olsun. Kilometrelerce yol tüketiyoruz. Kilometrelerce. Şehirler değişiyoruz. Kimileri ülkeler değiştiriyor. Neymiş? Duası kabul olan bir adam varmış. Sonra tekrar İstanbul'a geldiğinde de övünüyor. Abi elhamdülillah. Falancaların duasını aldık. Yavrum sen aşağıda anneni ağlatarak ayrıldın. Anneni küstürerek gittin. Halbuki senin dua alacağın kapıyı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 1500 yıl önce göstermiş. O falancalar kimdir ben bilmem. Hakikaten dua ettiğinde duaları kabul oluyor mu? Vallahi onu da bilmem. Ama benim peygamberim Yusuf. Benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem. Üç kişinin duası vardır ki Allah azze ve celle onların duasını geri çevirmez buyurur. Falancalar kimmiş? Falanca diyarda yaşanlar, duaları kabul olanlar nereden çıkmış? Sema ehli mi onu mühürlemiş? Peygamber aleyhisselam mı bildirmiş? Abi istiyorsan bak işte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Üç kişi. Duasını almak için kilometrelerce yol almana gerek yok. Üç kişiden bahsediyor. Kim? Bir diyor mazlumun duası. Subhanallah. Mazlumun duası. Çin'de zulme uğrayan kadının yaptığı dua vallahi gökleri aşar. Onun üzerinde bir perde yoktur. Sef yoktur. Direkt Allah'a gider. Allah azze ve celle de bir gün zamanı geldiğinde sünnetullah yerini bulacaktır. Size yardım edeceğim fermanı şu an gökyüzünde yazıyor. 2-3 gün önce izlemişsinizdir videolarda. Hatırlar mısınız bilmiyorum Çin polisi midir? Çin'in öğretmeni midir? Komünist diktası idarecisi midir ben bilmiyorum. Bir video kaydı alıyor. Küçük bir çocuk 3 yaşındadır, 4 yaşındadır en fazla. Çocuk artık böyle hayatından bezmiş. Artık ona bir takım sorular soruyor çocuk cevap vermiyor.
Güldürmeye çalışıyorlar, çocuk gülemiyor. Yahu sen o çocuğu dalından koparttın, dalından, eşkıya, dalından koparttın, annesinin elinden aldın, babasının elinden aldın, atalarının elinden aldın, onları aldın, komünizmin diyarına soktun, okulunun içerisine soktun, ya dövdün, ya sövdün, onu takdir ettin, onun duygularıyla oynadın. Çocuk öyle bir hale geldi ki artık betonlaşmış. Soru soruyorlar, cevap veremiyor çocuk. Şimdi soruyorum, o çocuğun annesi eğer yaşıyorsa secdelerinde Allah'ım bana böyle zulmettiler. Benim 4 yaşındaki ciğerparemi, benim dalımın üzerindeki meyvemi koparttılar benden. Benim yüreğimi aldılar ya Rabbi. Beni paramparça ettiler. Keşke uzuvlarımı alsalardı. Keşke aklımı alsalardı. Keşke kalbimi sökselerdi. Keşke ciğerimi sökselerdi. Keşke beni paramparça etselerdi. Şu evladı almasalardı. Allah'ım sana şikayet ediyorum. Sana havale ediyorum diyen kadının ettiği beddua vallahi de billahi de Resulullah'ın ifadesiyle tutacak. Tutacak kardeşim, tutacak. İşte Filistin'de dün izlediniz değil mi? Filistin'de mümin bir kadın, Allah'ı ve Resulü'nü sevdiğini gösteren alametlere sahip bir kadın, yolda yürürken gayri ihtiyarı eşkıyalar tarafından önü kesiliyor, soytarılar tarafından önü kesiliyor. Ulan şu otogarın kenarında iki tane genç bıçaklarını çekip bir kadına saldırsa çocuklar ne olur? Eşkıya olur değil mi? Gaspçı olur. Ya idam edilirler bunlar? Gaspçı devletler. Bunlar gaspçı askerler. Eşkıyalar. Vallahi bayram adamlar. İnsanlığını yitirmişler. Korkaklar. Bebeklerden daha acizler. Ne yapıyorlar? Savunmasız bir kadına ateş ediyorlar. Şimdi sana soruyorum aziz dostum. Yaşı 50'dir 51'dir hiç fark etmez. O kadının bir kocası var mı mazlum? Var abi. Onun bir evladı var mı? Var. Mescid-i Aksa'nın içerisine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin İsra ve Miraç'ta durağı olan o Mescid-i Aksa'nın içerisinde o adam secdeye kapansa Allah'ım ben bu zalimleri, bu soytarıları, bu gaspçıları, bu gangsterleri, hırsızları, edepsizleri, ahlaksızları, hayvanlardan daha aşağı olanları Allah'ım kahru perişan et diye dua etse amin diyoruz. Vallahi yeryüzünün o gökyüzünde Allah Azze ve Celle o perdeyi kaldıracak. O mazlumun duasını kendi katına eriştirecek. Ve o mazlumun da intikamı Allah tarafından alınacak. Ha biz istiyoruz ki Allah müminleri intikam sahibi yapsın. Allah Azze ve Celle müminlerin eliyle intikamını alsın. İzzet ve şerefimize bu şekilde kavuşalım. Bugün dünyanın her yerinde Müslümanlar dün Suriye aç değildi. Evet dün Suriye barbarlar tarafından yönetiliyordu ama şu an anarşi hakim. Kimin ne olduğu belli değil, kimin ne yaptığı belli değil. Herkes sınır boylarını tutmuşlar. Görmüyor musunuz? Kadınların üzerine erkekler arıyorlar. Kocası hanımını savunma ihtiyacı hissederken darp ediliyorlar. Belki şu an şehit edildiler inşallah. Adam namusunu koruyacak bir duruma gelemedi. Anarşinin bu dünyaya sağlayacağı en büyük kötülüklerden bir tanesidir. Şu an Suriye'de insanlar bakın. Evet şu an kış ayları gelmeye başladı. Yağmurlar yağacak, karlar yağacak, su yok, ekmek yok, yiyecek yok. Arkadaşlar dün bu insanlar aç değillerdi, susuz değillerdi, evleri vardı, barkları vardı. O yüzden Suriyeli Türkiye'de göremezdin. Gelmesine ne hacet kardeşim, diyarı kendisi daha güzel. Kendisi orada doğmuş, hatıraları orada. Sana mı gebe kaldı affedersin, sana mı muhtaç olacak? Ama onları öyle bir hale getirdiler ki kendi diyarlarında yaşanamaz oldu. Şimdi orada Suriyeli mümin erkek ve mümin kadınlar, Müslüman erkek ve Müslüman kadınlar, hatta ayırıyorum zulme uğramış bir kafir, bir Hristiyan, bir müşrik, alemlerin Rabbi olan Allah'a yalvarsa, vallahi Allah Azze ve Celle mazlumun intikamını alacaktır. Mazlumun intikamını alacaktır. Arakan'ın intikamını Allah Azze ve Celle alacaktır. Evet aziz dostum, sonra Resulullah Aleyhisselam dedi ki, misafirin duası, misafirin duası. Kardeşlerim, bir Müslümanın evinin bir gün bir gece bir misafiri alması, ihtiyaç sahibi, misafir olmak zorunda kalan bir kişiyi alması üzerine vaciptir. Hatta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, eğer diyor o evlerde, orada bulunan mıntıkada bana geldi misafir benim yiyeceğim yoksa diğer ev diyor bu yiyeceği karşılamak zorunda. Onda yoksa diğeri. Ta ki bulunana kadar, o ihtiyaç giderilene kadar bir misafire, bir gün, bir gece konaklamak bizim şiarımızdandır. 3 gün, 3 gece kalması da senin artık
ona sunacağın cömertliktendir. Ondan sonra da misafirliğin hükmü kalkmıştır. Şimdi ne olur? Birbirimize misafir olmaktan artık korkar hale geldik. Birbirimizin evine misafir olarak gireceğiz. İdari toplantılar için mi giriyorsun, dersler için mi giriyorsun, Allah rızası için ziyarete mi gittin, ben onu bilmem. Ancak ne maksatla giriyorsan gir, kardeşine dua etmeyi unutma. Eğer onun hanımıyla problemi olduğunu biliyorsan dua et. Çocuklarının hasta olduğunu biliyorsan dua et. Şimdi parantez açalım. Bir kardeşimiz aradı, dedi ki abi dedi, takriben 40 gün önce evimde dedi boya yapılırken bir yaşındaki kızım bir tiner içiyor. Tineri içiyor. Tiner onun akciğerlerini, karaciğerlerini paramparça yapıyor. Hastaneye kaldırıyorlar. 40 gündür şu an yoğun bakımda. Solunum cihazından çıkartamadıklarından dolayı 10 gün beyin kanaması geçiriyor. O beyin kanamasıyla 10 gün yaşıyor. Şu an göz melekelerini kaybediyor. Ancak diyor ki parmağımızı diyor koyduğumuzda diyor parmağımızı tutuyor. Onunla diyor oynadığımızda anlıyoruz ki hissediyor. Bizden dua istiyor. Müslüman bir kardeşimizdir. Ben görmedim kendisini, tanımıyorum ama bizden dua istiyor. Allah Azze ve Celle onun hastasına acil şifalar nasip etsin. Onun bebeğini önce İslam'a sonra Allah Azze ve Celle onlara bağışlasın. Allah Azze ve Celle imtihanlarını kolay kılsın. Şu an yeryüzünün değişik coğrafyalarında evlatlarıyla, çocuklarıyla, aha dedik az önce Çin'den bahsettik. Suriye'de, Arakan'da kaçırılan çocukların haddi hesabı yok. Anneler feryat ediyorlar. Dünyanın her yanında organ mafyası. Kesin İsraillidir. Onları alıp satan, fuhşa zorlayanlar inanın ki İsraillidir. Bunları bu hale getiren ne kadar şebeke varsa Allah Azze ve Celle bütün güçlerini kırsın. Onlara kim destek veriyorsa hangi devlet, Allah Azze ve Celle onları yerle bir etsin. Annelerin yüzlerini güldürsün Allah Azze ve Celle. He, şimdi dedik ki üçüncüsü de bizim konumuzla alakalıydı. Sizi sıktığımın gerçekten farkındayım. Ama bana ne olur biraz daha sabredin. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki anne ve babanın evladına dedi yaptığı dua. Allah Ekber. Alt katta ya yan dairede ya üst dairede en kötü ihtimal 3 ev ötesinde anne ve babasının, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yine bir hadisini hatırlatayım. Bir babanın diyor bir gün içinde, bakın bir babanın bir gün içerisinde kabul olunacak diyor bir dua hakkı vardır. Bir dua hakkı. Yani bir baba evlatlarına bir gün içerisinde bir dua hakkı vardır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Ne olur kardeşlerim bunu ihmal etmeyelim. Şimdi hani dedi ki Allah Azze ve Celle anne ve babanın duasını kabul ediyor. Bir Cüreyç kıssası var, çok uzundur. Biraz sadeleştireceğim. Sonra bir konuyla bağlayıp bitireceğim inşallah. Bakın muttefekun aleyh Buhari Müslim hadisidir. Ebu Hureyre naklediyor. Diyor ki beşikte diyor sadece Meryem oğlu İsa ile Cüreyç ile macerası olan çocuk diyor konuşmuştur. İki kişi. Doğru mu hocam? İki kişi konuşuyor. Biri İsa aleyhisselam. Sahabeler bunu zaten çok iyi biliyorlar. Nerede geçiyor? Meryem suresi 22 ile 33. ayetler arasındadır. Evinize gittiğinizde ne olur bakın. Meryem aleyhisselam biliyorsunuz kavminden uzaklaşıyor. Allah azze ve celle onun rahmine İsa aleyhisselamı koyuyor. Ve dünyaya geldiğinde ona diyor ki şimdi diyor kavmine git. Ne kadar zor bir imtihan. Gencecik bir kız. Hiç evlenmemiş. Hain İsrail oğulları da Zekeriya aleyhisselamdan tabir yerindeyse biraz da intikam almak. Meryem aleyhisselamın iffetini, Meryem aleyhisselamın itibarını düşürmek için gayret gösterecekler. Ellerine fırsat geçti. Rivayetlerde diyor ki taşları almışlar, taşları. Meryem aleyhisselamı taşlayacaklar. Ey diyorlar Meryem, sen diyor Harun'un diyor kız kardeşisin diyor. Senin ailen diyor iffetli, asil, adalet sahibi bir aileydi. Sana diyor hiç yakıştıramadık. Allah da Meryem'e dedi ki hiç diyor konuşmayacaksın. 3 gün. Sorulan hiçbir şeye cevap veremeyeceksin. İftira atacaklar, söyleyemeyeceksin. Ama sen Allah'a yakın olursan, sen Allah için yaşarsan Allah bütün eşyayı konuşturur kardeşler. Allah için her şey kolay. İsa aleyhisselam dile geliyor. Ben diyor hakikaten bebekken ha yeni doğmuş. Daha böyle tabir yerindeyse belki süt onun boğazından aşağı daha geçmemiştir. Bilmiyoruz. Daha bebek kundağında küçücük. Diyor ki ben hakikaten diyor Allah'ın diyor kuluyum diyor. Allahu Ekber. Allah diyor bana
Kur'an ve peygamberlik verdi. Nerede bulunursam bulunayım, ağacın altında mı olayım, mağaranın içerisinde mi, evin içerisinde hiç fark etmez. Allah diyor beni mübarek kıldı. Bakın Allah diyor beni mübarek kıldı ve beni anneme karşı hürmetkar kıldı. Allahu Ekber. Daha bebek, küçücük. Beni diyor anneme karşı diyor hürmetkar kıldı. Benim zalim olmamı istemedi. Doğduğum, öldüğüm ve tekrar dirilteceğim günde selam dedi benim üzerim olsun. Ah ah, o Yahudileri vallahi görmek isterim. Kıyamet günü inşallah cennete girersem, inşallah Allah Azze ve Celle dua edin nasip ederse, inanın eğer Meryem Aleyhisselam'la karşılaşırsam, eğer İsa Aleyhisselam'la karşılaşırsam, aha onların o konuştuğu esnada, o Yahudilerin yüz hatlerinin nasıl olduğunu, bana tasvir etmelerini, tabiri yerindeyse içimin yağlarının eriyeceğini, Allah Azze ve Celle'den yalvaracağım, Allah'ım ne olur onların o anlarını bana tabiri yerindeyse dev ekranlarda göster, senden bunu talep ediyorum, acaba ne hale geldiler, nasıl bir gol yediler tabiri yerindeyse, Allah'a hamd ediyorum kardeşler, Allah'a hamd seneler olsun. İlki Meryem Aleyhisselam'ın oğlu İsa konuştu. İkinci, Cüreyç'le macerası olan çocuk. Sahabe soruyor, ya Resulullah diyor bu macerası olan çocuk, yani bu Cüreyç kim diyor? Allah Resulü devam etti. Kısa keseceğim. Cüreyç dedi, kendisine diyor bir mabet yapıp sürekli ibadette bulunan zahit diyor bir adamdı. Bakın, bir mabet inşa ediyor ağaçtan. Diyor mabedinin altında da bir sığır çobanı yaşardı. Köyden bir kadın da sürekli onu ziyaret ederdi. Ha burası şimdi kalsın. Cüreyç diyor mabedindeyken, zahit biri, mabedindeyken nafile namaz kılıyor. Piri fani olan annesi mabedin içerisinde ey Cüreyç diye sesleniyor. Ey Cüreyç. Cüreyç namaza durmuş. Ha bizdeki namaz gibi mi kılıyor bunu ben bilmem. Ancak namaza durmuş. Anneme mi diyor yöneleyim yoksa diyor namaza devam mı edeyim? Bir tereddüt yaşıyor. Diyor ki ben diyor namaz kılmaya devam edeyim. Annesi mabetten çıkıyor ama kızmış abla. Sinirlenmiş. İkinci bir defa tekrar geliyor. Acaba ne aldıracak? Hamur mu aldıracak? Köye mi gönderecek? Süt mü sağdıracak? Hayvanları mı toplatacak? Kadının bir derdi var. İkinci defa tekrar geliyor. Ey Cüreyç diyor. Cüreyç'te ses yok. Diyor ki namazı da devam etti. Üçüncü bir defa aynısı tekrarlanınca ne dedi biliyor musunuz? Ey Cüreyç dedi. Evladıdır ha. Kendisi doğurmuştur o çocuğu. Ey Cüreyç. Allah fahişelerin dedi yüzünü görmeden sana dedi ölümü takdir etmesin dedi. Allahu Ekber. Allah dedi sana fahişelerin yüzünü göstersin. Ha şimdi bu hadisi açıklayanlar diyorlar ki aslında burada yine bir anne merhameti var. Annesi şöyle de diyebilirdi. Allah seni fahişelerle yatırıp kaldırsın. Zinanın içine soksun. Böyle demiyor. Allah diyor fahişelerin yüzünü göstermeden diyor sana diyor ölümü takdir etmesin. Velhasıl kelam, şimdi geri dönün. Bir sığır çobanı vardı, bir de onu ziyaret eden bir kadın. Hatırladınız mı? Bunlar zina ediyorlar ve bir çocuk dünyaya geliyor. Kadın, hilebaz kadın, Cüreyc'in itibarını düşürmek için oranın mülki amirine, rivayetlerde kral diye geçiyor, onun yanına gidiyor, Cüreyc'i şikayet ediyor. Hani tabir yerinde söylüyor, Cüreyc'ten ha bu çocuk dünyaya geldi. Kral hemen askerlerini gönderiyor, mabedi yıktırtıyor. Cüreyc'i de elleriyle boynunu birbirine bağlatıp huzuruna çağırıyor. Şimdi ne olur dikkat edin. Cüreyc kralın huzuruna giderken bir bakıyor ki halk toplanmış. Ne görsün? O halkın içerisinde bir grup fahişe var. Affedersiniz. Zinakar. Belki parayla bunu yapıyorlar. Bir grup kadını görünce Cüreyc tebessüm ediyor. Gülüyor. Velhasıl kelam kralın huzuruna çıktıktan sonra kral diyor ki o falanca kadın var ya diyor şu çocuğun diyor senden olduğunu iddia ediyor. Ne diyorsun diyor. Cüreyç ne diyor biliyor musunuz? Allah'tan emin, tevekkül sahibi bir adam. Çünkü gündüzlerinde, gecesinde en iyi anlarında Allah'a yöneldi. En zor anlarında da Allah'ın ona yardım edeceğine iman etmiş. Çocuğa baktı. Dedi ki ey çocuk senin baban dedi kimdir? Yapsanız abi. O duası kabul olan adamlar var ya, kilometrelerce mesafeler yürünen, çadırlarında, tarlalarında, bağlarında, bahçelerinde çalıştırılan,
O falanca da var ya, aha onun önüne koy bu bebeği, aha o desin, ey çocuk baban kimdir? Diyebilir mi abi? Vardır bir hikmeti, konuşturmadı çocuğu. Deriz çıkarız işin içinden. Dedi ki ey çocuk, dedi senin baban kimdir? Çocuk dile geldi. Kundaktaki bebek yeni doğmuş. Dedi ki sığır çobanıdır dedi. Subhanallah. Yani benim babam Cüreç değil. Dedi sığır çobanıdır deyince kral pişman oldu. Cüreç'in mabedini altından, gümüşten yapmak istedi. Cüreç kabul etmedi. Ancak şimdi bakın dikkat edin. Dedi ki onu eski haline çevirin. Aa böyle ahşaptan olsun. Ancak kral bir şeyi fark etmişti. Dedi ki peki benim dedi huzuruma getirirken neden güldün dedi. Neden tebessüm ettin deyince Cüreç dedi ki çok iyi bildiğim bir nedenden dolayı güldüm. Bu bütün yaşadığım olayların sebebi annemin dedi bana beddua etmesidir. Allahu Ekber. Ondan sonra da bütün hikayesini anlatıyor. Bu kadar hadise yaşadık ya, mabetten olduk, itibardan olduk tabir yerindeyse. Neredeyse kelle gidiyordu dar ağacında. Bu kadar şeyin yaşanmasının tek sebebi annemin dedi bana bedduasıdır. O yüzden genç kardeşlerim ne olur? Evet anne ve babalar beddua etmeyecekler ama bizler de anne ve babamızı beddua edecek seviyeye getirmeyeceğiz. Bedduayı kim ederse etsin insanı ürpertir. Haklı da olsanız, abi be beddua etti tutarsa ne yapacağız deyip gece karabasanlar sizi rüyanıza girerler, huzursuz ederler. Ama bir şey daha söyleyeyim mi? Vallahi siz iyi dinliyorsunuz, ben devam edeceğim. Ha ben rahatım ama. Onu söyleyeyim. Sizin de ne kadar sıkıntı yaşadığınızı biliyorum. İnşallah Allah Azze ve Celle şurada harcadığınız her bir ana büyük ecirler versin. Bakın şimdi biz bir adamın bedduasından korkuyoruz ya. Abi haklıyım ama diyorsunuz. Adam dedi ki Allah belanı versin. Sabah yanlışlıkla bir araba şurana gelse Allah dedik beddua tuttu. Korkmuyor musunuz? Korkuyoruz. Şimdi ben size bir şey hatırlatayım Müslümanlar. Anne ve babası sağ olanlar. Ölmüşler apı yuttu onu söyleyeyim. Anne ve babası sağ olanlar. Ne olur dinlesinler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem minbere çıktı. 3 defa alışık olmadık bir şekilde amin, amin, amin dedi. Sahabe sordu dedi ki ya Resulallah biz seni bu hal üzere hiç görmedik. Sen neye amin dedin? Dedi ki Cibril geldi. Diğerlerini anlatmıyorum vakit daraldı. Dedi ki anne ve babası yanında yaşlanmasına rağmen, elden ayaktan düşmesine rağmen hiç fark etmez veya kendi işini görüyor. Onları hoşnut edemeyip cennete giremeyenlerin burnu dedi yerde sürtsün. Ben de dedim ki amin subhanallah. Burnu yere sürtmek ne demek? Şu dünyada tabiri yerindeyse rahat yüzü görmesin. İki yakası bir araya gelmesin. Niye? Yaşlandıklarında, ihtiyaç sahibi olduklarında onları memnun edemeyen evlatlar için Cebrail beddua etti. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de amin dedi. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Allah nasip ederse haftaya şurada 2 tane hadis kaldı, onu muhakkak gündem edeceğim. Ondan sonra da İsar konusunu işleyeceğiz. Allah Azze ve Celle günahlarımızı affetsin. Şu an yaşayan anne ve babalarımızın içerisinden hidayetten yoksun olanlar varsa Allah Azze ve Celle hidayet versin. Amelleri azlarsa Allah Azze ve Celle onlara salih kabul ameller versin. Allah Azze ve Celle anne ve babalarımızın kusurlarını, günahlarını affetsin. Onlara karşı yapmış olduğumuz saygısızlığı, hürmetkarsızlığı bağışlasın. Allah Azze ve Celle bizden önce ahirete intikal eden anne ve babalarımız varsa, onların kabir azapları varsa o kabir azaplarını dindirsin, ortadan kaldırsın. Onlara rahmetiyle, merhametiyle, lütfu ve keremiyle, affediciliğiyle muamelede bulunsun. İnşallah cennetleri firdevs olsun. Geceniz mübarek olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma salavat.